Sakin ol lütfen. Sadece konuşuyoruz. Senin bununla konuşacak ne konun olabilir Halide? Hadi çıkalım. Sen kimi kimden koruyorsun lan? Halide'yi senden koruyoruz. Beni buraya Halide çağırdı. Seni kim çağırdı? Hadi git başka yerde artistlik yap. İşine bak taksici. İşine bak taksici. Bak sana işine bak dediğimde en son olanları unutmadın değil mi? Ali Rıza. Ali Rıza sakin ol lütfen, olay çıkarmasına izin verme lütfen. Lütfen. Ben unutmadım. Sana da unutturmayacağım. Yaptığının bedelini her gün ödetmeden, sana bu dünyada cehennemi yaşatmadan canını almayacağım seni. Bana yalvaracaksın beni öldür diye. Yalvaracaksın. Yalvaracak mıyım? Hem de öldür diye. Sen hayatında kaç defa insan öldürdün lan? He? Nasıl bir şey olduğunu biliyor musun? He? Biliyor musun da konuşuyorsun böyle üst perdeden geliş geliş? Ben senin gibi eli kanlı katil değilim. İnsanı öldürmem. Ama sen insan olmadığın için sorun yok. Ali Rıza. Sakin. Olmasın Halide. Sakin olmasın bakayım ne olacak. Ne yapacaksın avukat hanım? Vuracak mısın beni? Biz Murat'ı almaya geldik. Aile meselesi bu. Sen daha fazla karışma. Bakın, beni yanlış bir şey yapmak zorunda bırakmayın. Hiçbir şey yapmaya mecbur değilsin. Bırak bizi gidelim. Haşmet amca, senin de dediğin gibi avukat hanımı fazla meşgul ettik. İsterseniz siz önden çıkın, ben arkanızdan geleceğim. Söz veriyorum. Hayır. Polis gelene kadar buradan hiç kimse hiçbir yere gitmeyecek. Avukat hanım, mağdur olmayan suç olmaz. Bak, kendi rızasıyla gelmek istiyor. Sal bizi gidelim. Avukat hanım, nedir problem? Memur bey, ofisime izinsiz geldiler. Murat Bey'i kendi rızası hilafında buradan kaçırmaya çalıştılar. Memur bey, bir yanlış anlaşılma var. Avukat hanım bizi yanlış anladı. Haşmet amca bizim eski aile dostumuzdur. Ne? Meseleyi büyütmeye gerek yok. Silahı var amirim. Hepsi ruhsatlı. Zorluk çıkarmayın. Emniyette anlatırsınız derdinizi. Buyurun. Al arkadaşım. Yürü. Ya beyefendi. Oluyor mu böyle? He? Ağzımızın tadıyla şurada iki lokma yemek yemeye geldik. Maşallah mekanı serseriler bastı. Biraz seçici olun. Yani siz her önünüze geleni alıyor musunuz içeri? Hayır. Herif gelmiş, rahatsız ediyor şimdi. Ne yapacağız? Şimdi kolunu bacağını kırdıracağım. Dövdüreceğim. Dışarıda magazinciler vardır. Çekecekler, sonra manşet atacaklar. Burak Ersoylu garibanın birini ezdi diye falan filan. Ya alın bunu, alın götürün bunu. Yeter artık, kendine gel. Beyefendi, uzatmayalım. Çek lan elini. Beyefendi, çıkın dışarı. Beni mecbur etmeyin. Sakın, sakın! Abi, abi, abi. Rıza. İnsanlar var abi. Rıza, abi, insanlar var. İnsanlar var. Rıza, lütfen sakin ol. Hayır Rıza, lütfen, lütfen.
Babama sen mi haber verdin Fiko? Ya. Efendim baba. Efendim Oğuz. Babam bir şey yok değil mi? Ali Rıza. Çok kötü şeyler oldu. Haşmet Gürkan ofisimi bastı. Haşmet Gürkan'ın seninle ne işi var? İşte Murat Ersoy'u kaçırmaya gelmiş. Anlamadım. Onun orada ne işi var? Ya anlatamıyorum ben şu an gerçekten. İyi misin sen? Değilim. Ali Rıza, sana çok ihtiyacım var. Şimdi bizi emniyete götürüyorlar. Ne olur gel. Tamam sakin ol. Geliyorum. Tamam geliyorum. Dua et işim çıktı. Seninle sonra görüşeceğiz. Haberin var herhalde değil mi Halide? Gidelim mi? Ben seninle hiçbir yere gitmem. Bundan sonra da artık babamı rahat bırakın. Ali Rıza, benim emniyete gitmem lazım. Ali Rıza? Ali Rıza ne oluyor? Ali Rıza? Ali Rıza ne oluyor? Ali Rıza? Ali Rıza ne oluyor? Durur musun? Ali Rıza! O psikopat sana zarar verecek diye ne kadar endişelendim biliyor musun? Ben sana endişelenecek bir şey olmadığını söyledim. Onunla sadece babam için görüştüm. O kadar. Halide, sen benimle dalga mı geçiyorsun? Hayır, dalga falan geçmiyorum. Ayrıca kimsenin de beni korumasına ihtiyacım yok. O herif madem senin oturup karşılıklı yemek yiyebileceğin bir adamdı, ben bunca şeyi boşuna mı yaşadım? Olanlardan sen de herkes gibi beni sorumlu tutuyorsun yani, öyle mi? Ben insanları yaptıklarından sorumlu tutarım, yapmadıklarından değil. Babam için onunla görüştüm. Bu mu yani benim suçum? Ne geçti eline? Ha? Baban emniyete düşmüş Murat Ersoylu ile birlikte. Neyi çözebildin? Sen gelmeseydin çözecektim belki. Sen gelmeseydin, babam Murat'ı kaçırmaya kalkmasaydı çözecektim belki. Her şey öyle kırıp dökülerek çözülmüyor. Ama babam da sen de dünyayı sadece kendi etrafınızda dönüyor sanıyorsunuz, o kadar. Bana biraz zaman ver dedim sana. Sadece biraz zaman ver. Bak, Sabri güvende, hastanede. Ha bitti yani bütün sorunlar, çözüldü öyle mi? Artık Burak da ailesi de bizi rahat bırakacak öyle mi? Hayır, değil. Peki o zaman ne yapacaksın? Kapımın önünde beni korumak için nöbet mi tutacaksın? Gerekirse evet. Ne gerekirse evet? Sence ben öyle bir kadın mıyım? Kapısının önünde onu koruyacak bir adamla evinde çaresizce bekleyecek bir kadın mıyım ben? Öyle bir şey söylemedim. Ama öyle olsaydı ne kadar kolay olurdu değil mi? Bak ben doktorum. Üstelik Haşmet Gürkan'ın kızı olan bir doktor. Ve babamın da senin de tahmin bile edemeyeceğiniz sorunlarla boğuştum. Boğuşmaya da devam ediyorum. O yüzden kimsenin beni korumasına ihtiyacım yok. Avukat hanım fazla hassasiyet gösterdi. Bunlar bizim ailevi sorunlarımız. Ailevi sorunlarınızı avukat hanımın ofisinde mi konuşuyorsunuz Haşmet Bey? Haşmet amca benim orada olduğumu öğrenmiş. Yakınlardaymış, o da gelmiş. Biz sadece tartışıyorduk. Avukat hanım bizi yanlış anladı. Hepsinin üzerinden silah çıktı. Sizce de konuşmak için biraz fazla değil mi? Bizim ruhsatlı silahlarımız elimizdeydi. Hatırladığım kadarıyla senden başka silah çeken olmadı. Ben de boşu boşuna silah çekmedim. Ofisime zorla girmeye kalktılar. Murat Bey'i kaçırmaya çalıştılar. Ha, gözümün önünde ağır cezalık suç işlediler. Ne yapsaydım? Arkalarından su mu dökseydim?
Gerek yok Rıfkı. Ben yanındayım abinin. İki taraf da aynı şeyi söylüyor. Birbirlerinden şikayetçi değiller. Ortada darp yok, cebir yok. Bu durumda benden ne yapmamı bekliyorsunuz avukat hanım? Bakın, bu adamlar benim ofisimi bastı. Ben şikayetçiyim ve şikayetimin de işleme konulmasını istiyorum. İşleme koyduk avukat hanım. Durumu savcılığa bildirdik. Savcı bey serbest bırakılmalarını istedi. Ben daha fazla ne yapabilirim? Bundan sonra savcı beyle konuşursunuz. İyi misin abi? İyiyim olmayayım. Merak etme. Bir tutanak günüze alacağız, sonra gideceğiz evimize. İyi günler Haşmet amca. Ben de Halide'yleydim. Yemekteydik. Bu meseleyi ailelerimizi karıştırma kararından emin misin? Sen aile nedir biraz anlasaydın, Sabri'nin de benim ailemden olduğunu bilirdin. Asıl sen aile nedir bilseydin, ne Sabri'nin, ne başka birinin insanın çocuğundan, kardeşinden daha değerli bir şey olmadığını bilirdin. Koca bir geceyi Sabri ile geçirdin. Bir nebze adamlık öğrenemedin değil mi Burak? Haşmet amca, olay zaten yeteri kadar büyüdü. Daha fazla büyütmeyelim. Ben babamla konuşurum, çözeriz. Biz bunları hak edecek ne günah işledik Oğuz. Çocuğumuz yaşında avukat kızın postasını yediğimiz yetmiyormuş gibi bir de bunlardan akıl öğreniyoruz. Hayırdır delikanlı? Sabri güvende. Hasan abi ilgileniyor. Emin ellerde. Ben Füsun'u görmeye geldim. Hadi Sabri'yi bunun elinden aldın. Avukatta ne işin var? Füsun benim avukatım. Davayla ilgilendiği için tehdit etmeye geldiler herhalde. Beyler, kimse kimseyi tehdit etmiyor. Ofisin basıp tehdit ediyorlar. İş emniyete intikal edince de utanmadan inkar ediyorlar. Aa, ne münasebet hanımefendi. Bizim öyle şeylerle işimiz olmaz. Biz kimseyi tehdit etmeyiz. Nerede artistlik yapacağını çok iyi biliyorsun. Ay Rıza, biz gidelim mi artık? Ben çok sarsıldım çünkü. Halide, kim haber verdi? Baba, iyi misin? İyiyim de ne işim var burada? Baba, merak ettim. Bir şey yok. İmza atıp çıkacağız. Haşmet Gürkan, Murat Ersoy. Sizi imza için içeri alacağım. Oğuz. Sabri'den iki kelime laf öğrenebildin, ne de elinde tutabildin. Ben seni niye tutuyorum Rıfkı? Abi, bu işin arkasında Sabri olsaydı, Burak Bey'in yaptıklarından sonra dökülürdü. Ya arkasında Haşmet var, sadakatinden susuyor. Ya da Sabri hiçbir şey bilmiyor, bizi yemlemişler abi. Hem beceriksizsin, hem de bana akıl mı veriyorsun? Kusura bakma abi, haddimi aştım. Haddini aştın. Sabrımı aşma. Bu nasıl bir tedbirsizlik? Ya taksici orayı bastığında Burak orada olsaydı? Burak Bey çıktığında girmiş zaten.
Müsaade edin kafasını koparayım. Rıfkı, kafası kopartılacak çok kişi var. Fazla göze batıp kendinden başlatma. Yıkıl karşımdan. Neredesiniz siz? Derhal buraya gelin. Çabuk oyalanmayın. Yalçın benim çok eski arkadaşım Rükendi. İyi de emlakçı. Yani evi değerinde satar, endişe etmesin. Değeri falan umurumda değil. Bir an önce sat evladım. Neyi satıyorsun anne ya, ne oluyor? Ben evlatlarımı sokakta bulmadım. Evi satıp Düzce'ye yerleşeceğiz. Ne yapacaksın? Anne ne işimiz var bizim Düzce'de? Kızım sana karışamam. Çocuğun var, kocan var. Ama Ali Rıza ile Mert benimle gelecek. Annem haklı Emine. Senin ona destek olman lazım. Sen böyle yaparsan Ali Rıza'yı Mert'i nasıl ikna edecek bu kadıncağız? Yazık günah. Hayırdır enişte? Yine neye ikna ediyorsunuz bizi? İstanbul'dan gidiyoruz oğlum. Nereden çıktı şimdi bu? Bir ciğerparemi İstanbul'a verdim. Sizleri vermeye niyetim yok. İyi. Abimi alır gidersin o zaman. Sorun çıkar ama ben değilim. Kararım kesin Rasim. Sen arkadaşına evi gezdir. İlanı da asın. Bir an önce satılsın. Başlıyorum. Çay içip konuşalım. Sonra bırakırım seni. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ferit. Ne haber? İyi, senden. Çay var, içer misiniz? İçeriz tabii ya. İçmez miyiz? Getiriyorum. Gel. Şimdi. Murat Ersoylu. Seni tehdit etmek için mi geldi ofisine? Sandığın gibi değil. Yani tehdit etti, evet. Ama fiziki olarak değil. Mesleki. Buran suçunu üstlenen adam. Beni baroya şikayet edecekmiş. Hangi gerekçeyle? Davada bilmediğim bir sıkıntı mı var? Afiyet olsun. Eyvallah Ferit, eline sağlık. Biraz gözünü korkuttun. İçeride senin adınla konuşulmaya başlayınca iyice korkmuş, dilekçe yazmaya başlamış işte. Füsun, sen ne yaptın mı sanıyorsun? Cezaevindeki adamı tehdit mi ettin? Ali Rıza, öyle bir şey değil. Biraz daha üstüne gidersem çözeceğim zaten. Adam iyice korkmaya başlamış işte. Dilekçe yazması da bunun bir göstergesi. Füsun, sen mesleğini tehlikeye attığının farkında mısın? Ben bu dava için her şeyi göze aldım. Füsun, bak, biliyorum bu davayı alırsan her şeyin çok güzel olacağını, istediğin gibi neticeleneceğini düşünüyorsun. Ama... Ama? Füsun, biz arkadaşız. Her zaman da arkadaş olacağız. Lütfen benim için kendini riske atma. Mesleğinin gereklerinden fazlasını yapma. Karşılığını veremeyeceğim bir iyilik yapma bana. Lütfen. Anladım. Senin derdin adalet falan değilmiş. Sen içine girdiğin bu dünyayı bayağı sevmeye başlamışsın Ali Rıza. Öyle ki benim davayı çözme ihtimalim bile seni rahatsız ediyor. Ama ben Rukiye anneye söz verdim. Emine'ye bir söz verdim. Ve onlara verdiğim sözü tutmak için bu davada elimden gelen her şeyi yapacağım. Sana seni iyi gör-
gördüğüme çok sevindim Sabri abi. İyiyim ablacığım. Sağ olasın. İyisin de sana hiç yakıştıramadım Sabri. Koca bir geceyi Burak'la geçirdin. Milim adam edememişsin. Ağam, bu oğlanı adam edebilmek için benim bir hafta ağır mesai yapmam lazım. Bizim düşmana ihtiyacımız yok. Onların yapamadığını siz yapıyorsunuz. İki tane kadın yüzünden hem Sabri'yi elinizden kaçırdınız hem de Haşmet neredeyse oğullarımdan birini kaldırıyordu. Sen bütün gece Sabri'yi sorguladın. Sorguladım baba. Ne öğrendin? Hiç. Saçma sapan bir video kaydı. Siz galiba farkında değilsiniz. Haşmet ailemiz üzerine bir oyun kuruyor. Ben bunu çözmeye çalışıyorum. Siz durumun ciddiyetini ne zaman fark edeceksiniz? Baba, madem oyun kuruyorlar, Haşmet'i de Sabri'yi de indirelim, olsun bitsin bu iş. Ya biz neyi bekliyoruz ben anlamadım. Niye uzatıyoruz? Haşmet'in, Mithat'ın, Galip'in, Şeyh Muz'un itaat etmelerini sağlamak benim tam 30 yılımı aldı. Anlıyor musun 30 yıl? Konsorsiyumun devam etmesi bunların itaat etmesine bağlı. Haşmet bana ölü değil, eskisi gibi canlı, kenarda lazım. Adamın bir tek canı kaldı zaten. Her şeyini aldınız. Aldık. Rahat bırakın artık adamı. Sen, bunlar bizi zaaf içinde görseler ne olur bilmiyorsun değil mi? Öpmek için uzattığın eli koparıverirler. Biliyor musun? Taksici olayı bizde bir yara açtı. Yaranın ne kadar küçük olduğu mühim değil. Ama kan kokusu bir yayılırsa bunların hepsi bizi parçalamak için üstümüze saldırırlar. Madem her şey taksiciyle başladı, ben bu heriften artık çok sıkıldım baba. İzin ver, şimdi ortadan kaldıralım. Yaşar'ı ara, bu işi bitirsin. Burada ailemizle ilgili önemli bir mevzu konuşuyoruz. Yaptığına bak. Bıktım senin bu lakaytlığından. Senin aile dediğin şey ne ya? İşin, egon, prestijim. Abi. Adam beni kaldırıyordu ya. Adam beni kaldırıyordu. O avukat kız olmasaydı şu anda dün Burak'ın Sabri'ye yaptığı her şeyi bana yapıyordu şu anda. Sen emniyete bile gelmedin. Sahi niye gelmedin emniyete? Prestijin mi zedelenirdi? Aileymiş. Sen aileden ne anlarsın ya? Aileymiş. Dur şunu gözüm görmesin. Hadi abi. Ne oldu? Rahatsız mı oldun? Ağrına mı gitti söylediklerim? Abi. Hadi abi. Gevşedin mi biraz? Ah biraz. Abi taksi durağı burası. Öyle iyi tedbirleri falan yok. Boş gezmiyorlar ama durak olduğu için gelen giden çok. Tetik vaziyette değiller. Yol çok dar. Üstelik çıkmaz sokak. Buraya gelip araçları da sıkacağız da nasıl tüyeceğiz Tosun'um? He? Bunu düşündün mü? Yavaş. Yavaş. Bakıyorsunuz lan, çekilin kenara. Çekil. Allah. Allah.
Bey, saygılar Burak Bey. Asıl sana saygılar Yaşar Bey. Ulan milyon dolarlık adamım. Ben böyle keyif yapmıyorum. Seviyorsun bu yaşamı. Biz de şimdi Cavit'le plan yapıyorduk. Sokağın fotoğraflarını çektirdik. Nereden girilir, nereden çıkılır onlara bakıyorduk. Yani size bir kez daha mahcup olmak istemiyorum. Bana mahcup olma. Azrail ol. Hanımefendi pardon. İsminiz nedir? Hülya. Efendim? Hülya. Hülya Hanım, siz bir 5 dakika dışarı alabilir misiniz? Sen böyle mi alıyorsun lan intikamını? Siz hiç merak etmeyin Murat Bey. Plan hazır. En kısa zamanda uygulamaya geçeceğiz. Bu mu plan? Evet bu. Bak Yaşar. Bu taksi durağı Boğaz'ın en güzel kıyısında. Püfür püfür esiyor. Atlayın bir tekneye. Şöyle bir gezin. Yakın yakın. Kıyı kıyı. Öyle yandan yandan. Güzel bir boğaz havası alın. Ha, yapamam diyorsan söyle. Ben seni boğazın dibine yollarım. Oley be, 100.000 olmuş. Kızım bırak artık şunu, gel yardım et. Karışma çocuğa. Hiç olmazsa içimizden biri neşeli olsun. Hayırdır beyler? Ne arıyorsunuz burada? Haşmet Han emriyle buradayız. Eve göz kulak olmanı söyledi. Gerek yok. Eyvallah. Abi kusura bakma ama ağanın emri olmadan buradan kıpırdayamayız. Abi arayacağım ben seni. Oğlum tam zamanında geldin, gel. Mert nerede? Odasında, aç değilmiş. Aslıcığım dayına haber ver geldiğini. Gelsin sofraya beraber yemek yiyelim. Oğlum, ben bir karar verdim. Kararımdan vazgeçmeye de niyetim yok. Eve girerken gördüm anne. Ama bu karar sadece seni değil, hepimizi ilgilendiriyor. Bunu mecbur ettiniz oğlum bana. Ne oldu, mirasını bölüşemediniz? Mert, ne biçim konuşuyorsun? Kimsenin bir şey bölüştüğü yok. Konu mal mülk değil. Konu baba yadigarı evimiz. Oğlum, Düzce'deki evimiz de baba yadigarı. Yabancı bir yere gitmiyoruz ki. Anneciğim ne yapmaya çalıştığını anlıyorum.
Ama böyle yaparak hiçbir şey çözemez. Çözerim. Ben Düzce'ye gidiyorum. Siz de benimle beraber geleceksiniz. Yoksa sütümü helal etmem. Karşılarındakinin aslan olduğunu unutuyorlar. Ama Fuat birazdan karşılığını verir. Kuyruklarını kıstırıp kaçarlar. Şebnem Hanım yine şahane bir sofra kurmuş. Hep söylerim. Biz aynı sofra etrafında oturup konuştuktan sonra çözemeyeceğimiz meselemiz yoktur. Tabii. Buyurun. Keşke Haşmet Aga da burada olsaydı. Haşmet Aga'nın malum hastası var. Mazeretini hoş görmemiz lazım. Sen hastayı boş ver. Hasta edene bak Fuat Bey. Burada dostlar arasındayız diye açık konuşmaktan çekinmiyorum. Sabri'yi almak büyük hata. Ha Sabri'yi almışsın, ha Haşmet'i almışsın. İhanet eden kim olursa olsun, gözünün yaşına bakılmaz, gereği yapılır. Afiyet olsun. Benim merak ettiğim bir şey var. Madem ortada bir İhanet var. Sabri hala niye hayatta? Cezasını kesmek sahibine düşer. Ben o sayıkla sıktırmadım. Bak, ne güzel söyledin Fuat kardeş. İhanet edeni ortaya çıkarmakta, cezasını vermekte sahibine düşer. Haşmet Aga'nın Sabri'ye karşı son zamanlarda bir zaafı var. Gözünün önündeki ihaneti göremiyor olabilir. Böyle bir ithamın varsa bunu evvela bizimle görüşmen gerekirdi Fuat Bey. Biz bu ortaklığı sadece ticaret için kurmadık. Öyle her şüpheye düştüğümüzde birimizin adamını alırsak sonunda birbirimizi boğazlarız. Haklıyken haksız konumuna düştün. Burak'ı yetiştirip kendine benzeteceğine, gün geçtikçe sen Burak'a benziyorsun. Olayları bu kadar kişiselleştirmen çok da doğru değil. Ben olayları kişiselleştiriyor olsaydım süslü, Haşmet şu anda hastanede değil, kabristan'da olurdu. Ve sen de burada benimle yemek yemez, Melek Hanım'ın kavurduğu helvayı yiyor olurdun. Fuat Bey, bu tutum sana hiç yakışmıyor. Biz seni niye başımıza geçirdik? Aramızda en itidalli, en soğukkanlı, en akıllı düşünen sensin diye. Sen itidalini kaybedersen ortada konsorsiyum diye bir şey kalmaz. Anca oğullarına hükmedersin. Bir Sabri meselesi yüzünden beni konsorsiyumu dağıtmakla mı tehdit ediyorsunuz? Bugün Sabri'yi alan, yarın aynı hesapsızlıkla bizim adamlarımızı da alır. Burak her ayarını bozduğunda
bir kabahatli bulup cezamı keseceksin. Sen görüntüleri Sabri'nin yaydığı bilgisini nereden aldın Fuat? En azından bu bilgiyi ortaklarına paylaşabilirsin. Öyle değil mi? Haşmet Ağa'dan özür dile. Gönlünü al, kapansın bu iş. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Toplantınızı bölüyorum. Ama müsaadeniz olursa benim size söyleyeceğim birkaç bir şey var. Buyur yeğen. Sizler benim büyüğüm, abim, amcam sayılırsınız. Siz de gençtiniz. O yüzden beni anlayacağınızı düşünüyorum. Ben gençliğin getirdiği öfkeyle fevri davrandım. Maalesef babamın sözünü dinlemedim. Hata yaptım. Sabri'yi kaldırdım. Sorguladım. Sorguladın da bir şey öğrenebildin mi? Öğrendim. Babamın sözünden çıkmanın nelere yol açtığını çok iyi öğrendim. Her ne şartta olursa olsun en son sözü babamın söylemesinin herkesin iyiliğine olduğunu en sonunda öğrendim. Yanlışlarından ders çıkarman güzel. Ama bu yanlışın bir bedeli var. Bunu nasıl ödeyeceksin Murat? Haklısın Mithat amca. Onda da babam ne yapmam gerektiğini bana çok güzel ifade etti. Yarın sabah ilk işim Haşmet amcamın evine gideceğim. Elini öpüp özür dileyeceğim. Babamın dediği gibi Haşmet amcamın keseceği cezaya razı olduğumu ona söyleyeceğim. Birileri bunları fena azaplamış ağam. Burak benim yaptığıma emindi. Hiç öyle sana tezgah kurmak için yapılmış gibi değildi. Fuat bizim gibi dişiyle tırnağıyla kazıyarak gelmedi ki bu noktaya. Onu işin başına geçirdiğimizde etrafında bir tane çatlak ses bırakmamıştık. Bak işte. Şimdi zora geldi. İlk sınavda sınıfta kaldı. Benim asıl merak ettiğim şu Ali Rıza. Bu meselenin neresinde? Çok sağlam delikanlı. İşin neresinde olduğunu bilemem ama nerede olması gerektiğini iyi biliyorum. Ağam çakal çakal da gezer, aslan aslan da. Ali Rıza'nın yeri senin yanın. Bana bak. Sen yaşlandın, köyüne döneceksin de yerine adam mı arıyorsun? He? Ben gördüğümü söylüyorum ağam. Yeter bu kadar gevezelik. Uyu biraz. Baba. Sana tost aldım. Beyaz peynirli domatesli. Sen seversin. Hiç yiyecek halim yok. Kendini zorlarsan halin olur babacığım. Bugün çok yoruldum. Hadi ye biraz. Kızım sözü dinlemiyor ama ben doktor sözü dinleyeyim bari.
söz verdin. Ama sözünü çiğnedin. O Burak dengesizin teki. Sabri alınmışken sen onunla buluşmayı nasıl göze alıyorsun? Baba, ben seni beladan uzak tutmak için, daha kötü şeylerin olmasını engellemek için her şeyi göze alırım. Hiçbir şeyi göze almanı, hiçbir anlaşmazlığın tarafı olmanı istemiyorum. Ben de artık bana çocuk muamelesi yapmanı istemiyorum. Sen Murat almaya gitmeseydin, Ali Rıza restorana gelmeseydi, ben belki de Burak'la bir uzlaşma yolu bulup bu meseleyi kökünden çözecektim. Ali Rıza. Ali Rıza'nın ne işi varmış orada? O da senin gibi benim hiçbir şeyi halledemeyeceğimi düşündüğü için gelmiş. Halide, ben senin hiçbir şeyi halledemeyeceğini düşünüyor falan değilim. Ama o dengesizle uzlaşılmayacağını biliyorum. Onunla uzlaşmak için ona tabi olmak lazım. Sen ona tabi olacak mısın? Olacak mısın kızım? Kağıt bardaklarda.